maalesef bu duruma ses çıkaran vatan evlatları burada bu kadarla sayılı. Bu mücadeleyi bu 20 kişi kalsak da 30 kişi kalsak da bu şerefsizlere, vatan hainlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle. Rektörlüğün, özel güvenliğin, emniyetin de görevi yerine getirmediği, üzerine sorumluluk olan görevleri yerine getirmediği apaçık ortadadır. Devlet iradesi Ege Üniversitesi'nde hiçbir şekilde tezahürünü gösterememektedir. Devlet iradesi diye bir şey Ege Üniversitesi'nde yoktur. Bu teröristlerle mücadele etmek kolluk kuvvetlerinin asli görevidir. Onlar bu görevi yerine getirmedikleri için biz vicdani görev olarak onu kendimize şart koştuk ve bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunu da herkes bilsin, mücadelemizden yılmayacağız arkadaşlar. Biz biliyorsunuz Ege'de terörist istemiyoruz sayfasını ülke ocaklarının üniversite teşkilatı olarak kurduk. Burada toplanmamızın hiçbir siyasi gayesi yoktur arkadaşlar. Burada bize eşlik eden arkadaşlara hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Basın açıklamasına geçiyoruz arkadaşlar. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün burada Ege Üniversitesi'nde yıllardır devam eden bölücü terör PKK yandaşlarının ve marjinal grupların faaliyetlerine, dahası geçen hafta yaşadığımız üzere anayasal hakkımız olan eğitim, öğretim hakkımızın gasp edilmesine tepki göstermek, bu tepkimizin rektörlük tarafından artık dikkate alınması amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Ege Üniversitesi'nde okuyan her öğrencinin bildiği gibi Edebiyat Fakültesi ve yabancı diller yıllardır bölücü örgüt yandaşlarına ve onlara destek veren marjinal gruplara ev sahipliği yapmaktadır. Adeta kurtarılmış bölge mantığıyla hareket eden bu gruplar istedikleri her türlü gayrimeşru faaliyetleri yapmakta ve bu fakültede okuyan öğrenci arkadaşlarımız tarafından gösterilen tepkilere tehdit ve fiziki saldırılarla karşılık vermektedirler. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere orada bulunan gruplar Edebiyat Fakültesi'nin, İletişim Fakültesi'nin teknik ve fiziki imkanlarından yapacakları her türlü faaliyet için faydalanmakta. Dahası bu fakültelerde bulunan akademisyenler tarafından destek görmektedirler. Bu akademisyenler sayesinde soruşturma ya da herhangi bir idari işlemden uzak tutulmaktadırlar. Polis müdahalesi olduğunda kendilerini öne atan sözde bilim adamlarını öğrenciler de bilmekte, ders geçireme korkusundan sesleri çıkaramaktadırlar. Öğrenciye asli vazifesi bilgi aktarmak.